Arkadaşlar ben komedyen. Bugün sizlerle bir başka rekor expert oyunu da karşınızdayız. Yanımda Kenzi var. Merhaba Kenzi. Merhaba komedyen, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim Kenzi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hadi oyunu deneyelim. Thor vs Zeus arkadaşlar. Norse oynuyorsanız klasik en zor matchuplardan birisi. Aynen. Ama şöyle bir avantaj bekledik. Marş haritası açtık. Yani marş haritasında Thor'un ne kadar güçlü olduğunu sizlere göstermek için oyunu başlattım Ulaşmadık şimdi. da bulduk diyelim. Yani tabi. Evet, direkt Tamam, başlangıçta başlatalım. direkt Drop Dwarf'ları altına verdik. Bence bu çok, şimdi bu Keşke maç aynen. biraz eski olduğu için Dwarf taktiği o sıralar pek bilinmiyormuş galiba. Bu Goldmine'ı biraz daha yakına koyup Dwarf'ları da Tomsil'in içine koyup çıkarmak çok daha hızlandırıyor. Şu işçinin yürümesini engelliyor. Onu yapmamış. Bu birinci hatası bu arkadaşlar. Bu video eski olduğu için dedim bazı taktikler daha o zamanlarda tam bilinmiyor. Bu Goldmine'ın şuraya koyması. Mesela ortalayıp bir de warp sağda bir de sol Arada olması map, aynı. bu cidden Thor için free bir map falan herhalde. Şu Goldmine'ları görüyor musun? Aynen. Map'i Arkada ben canlı şimdi falan. map'i de şimdi hemen anlatıyorum Haritalar. başlangıç yaptıktan sonra. Şu Goldmine bildiğin şu Evet. demek arkadaşlar. Şimdi Greek oyuncusu açacak mı açmayacak mı bilmiyorum da buradan görebiliyor mu? Athena deneyecekse imkansız Athena'sı, çünkü bu Goldmine direkt her şeyi şey yapıyor, iptal ediyor. Yani Athena'nın Şu olayı zaten arkadaşlar Gold North'a Block. Gold Block atmak. Kesinlikle Norse'a karşı Gold Block. Çünkü eninde sonunda Norse asker basıp dönebiliyor bir süre sonra veya çağ basıp Frost alıp size Frost atıyor. Asker de kesiyor. Sonra Counter'ın basıp yani eninde sonunda şey yapabiliyor. Yani şu Hunt ve Goldmine Norse için müthiş bir şey. Yani bu da zaten Marş'ın olayı. Marş'ta güçlü olması sebebi çok fazla Hunt var şu Hunt. Şu Goldmine'de bildiğin demiş ki sen zorlanmadan yenebilirsin Thor'cum. Şeyi. Bu arada başlangıç yine dediğim gibi 2 dwarf, ilk 2 dwarf altında sonra 7 et verecek şekilde ete gidiyor. Bakalım 7 mi verecek orada. Aynen, Normalde o da 7 etti. veriliyor. Evet, 7 eti verdi. Şimdi Şeyi Ulsan söyle Kıyla istiyorsan. efendim? Sticker almış upgrade'i. Aynen. Onu nasıl Pick alınacağını bir anlat. Sticker'ı ilk işi çıkınca direkt hemen ilk işi öldürüyorsunuz. Bir tane öldürmek favori vermiyor. İkinci işe çıkmaya yakın. Tam ikinci iş çıkmaya yakın altınızda yüzü geçiyor. O sırada bir işçiyle bir ilk önce şuna vuruyorsunuz. Bir tane vurduktan sonra diğerine şöyle vuruyorsunuz. Sonra öldürmeden devam uzantısı. O sırada bir tane favoriniz oluyor. Yani öldürmenize gerek yok. Bu arada duvara direkt giriyor. Bence öldürebilir ya. Ben öldürmeyi tercih Ama et ediyorum. kaçıyor Çünkü ya. Et kaçırmanıza gerek yok. şu avantajı var bence. Dezavantajı var diğerinin. İki tane geyiğe vurduğu zaman iki geyik çok alakasız yerlere gidiyor Ama biliyor bazen. Oxcart var işte. Oxcart olayı. Oxcart adam Ya istediği ben yere şey götürmüyor. yapıyorum. Daha çok şey oluyor. İki işçi geldiği zaman direkt şey yapıyorum. İki işçiyi kaldırtıp diğer geyiği öldürüyorum. Sonra diğer işçi diğer Ya geyiği şöyle bir öldürüyorum. olay da var. Vurduğunuz geyik de önemli. Hani random bir geyik bu değil. Hani çok kötü gitmeyecek. Mesela şu soldaki çok kötü gitmiş de bu şans kendisi yürümüş. Çok kötü gitmeyecek şekilde o geyiklere vurun. Çünkü bak ha, evet şu anki mesela hani Oxcart'ı nereye koyacak? Şu iki işi boş boşuna yürüyecek. Ya yani bu tarz sıkıntıların Fazla. olmaması için işte bunları düzelterek şey yapmanız Bu lazım. çektiği vola ne diyorsun abi? Efendim? Bir Thor oyuncusu olarak bu çektiği duvara ne diyorsun? Bu çektiği duvar tamamıyla arkadaki eti safelemek için bence. Et ve odunu. Topladı odunu. Bence o Thor'un etrafına vol çıkıyorsa daha iyi olabilirdi. Aa, o tavır Bu arada öndeki vurmasız ya. Goldmine kötü aslında. Öndeki Goldmine çok kötü. Tabii, ama yok hayır o Goldmine'in şey avantajı var, TC yani Hoplite'larla gidip TC Hiçbir şey orada vuruyor şey zaten. yapamıyor. Yani sadece atlı bassa Tox sesleri kesse şey olmuyor, hani onu engelleyemez o Gold'u. Bir de zaten en başta Goldur bu arada bizimkili aynı yapıyor galiba. Şu anda bir değişiklik 5 yapıldı. odun yaptı bu. Şey yapacağı için, Aa, kule upgrade'in vesaire alacağı için biraz daha 5. geç çağ basıyor. Biraz daha fazla odun topluyor, öyle bir fark oldu bunun. Şeyi anlatalım. Şu an 7 etle mesela öndeki ete gidiyor. Arkadaki ete gitmiyor. Bunun sebebi de karşısındaki Zeus Athena denerse eğer buradaki etten onu kovalayacak. O yüzden dışarıdan bildiğince fazla kaynak almaya çalışıyor. Durdur bir oyunu. Devam et. Hemen dur. Demek istediğini bitir de ondan sonra devam edelim. Bitti mi konuşman? Bitti. Bu arada Şey Marş'ta oynuyorsanız anlattım. Thor'la anladım onu. Bu buharları toplarken kesinlikle
Bir tane buğara değil. Zaten tek attığı için işler 2-2 bütün buğarları paylaştın. Çünkü ne kadar çok buğara paylaştınız o kadar iyi. Ki bir de Zeus'a karşı çok da önemli. Çünkü toplayabildiğiniz kadar hammadde toplayın. Böyle bir anda idle kalmak yerine zaten bir tane işle saldığınız için o hayvan dibinize kadar gelip dibinizde ölüyor. Olabildiğince ham topluyorsunuz. Hem yürüme mesafesi çok azalıyor. Hem idle, hiç idle kalmıyorlar. Mesela buradaki iti toplamak yerine soldakine gitse soldaki 4 bar veya birazcık daha öne gidip şu iki buarı da çekip hiç yürüme mesafesi bırakmadan tamamıyla 4 tane hantı aynı anda alıp hiç Bu arada idle süresi Jason'a bırakmaz. gitmeye gelmiş. Erken Jason basmış. Ben Çok onu etkili bakmadım olmuş daha şu an. ama. Bakayım Jason'a. Nerede ki Jason'a? Bende gözükmüyor. Bende daha biraz daha O erken. 3 kaçtasın 3 sen? 3.50'yim ben şu an. Cesar. O ben 4.50'yim. Tam bekliyorum seni. Bekle sen biraz. Evet şimdi işte çağ bastı. Hers'i boss arkadaşlar şu an. Şimdi Norse'un iyi yanı Temple'dan direkt Hers'i çıkarabilmesi çağ bastı 2'ye geçmeden önce. Bundan dolayı da Marş haritası zaten bir sürü et olduğu için eti zaten fazlası var. Hers'i basıp asker avantajını baştan kendisini alıyor. Böylece direkt hemen Hunt'tan kovulmak gibi şeyler yaşamıyor. Zaten Ya. Hers'iller 3 Hers'ir Hero'yu kesebiliyor diye biliyorum. Hatta 2 de belki düzgün oynarsanız kesebilir diye tahmin ediyorum. Ya. Çağdan önce değil de çağdan sonra evet. Ne tabii zaten çağdan önce hiç vurmuyorlar. Çağdan önce hiç vurmuyorlar Hersiler. O. Ya dediğim yere gelince anlayacaksın. Çağdan önce veriyor çünkü. Aynen 4.30'da gerek gelmiş Jason. Onu yeni gördüm. 4.50'ye gelince söyle bana. Tamamdır. O Tilbuin. Ox kartı direkt dürtmeşim Ya. zaten çağ bastı burada. Hersiler vurabilecek artık. Tilbur. 4.50'ye geldim dostum. Başlayabilirsin. Hemen Tilbur. direkt iki barak yapıyor. Klasik torun şeyi. Bu arada kulüp kredin direkt mi almış? Ona bakmak istiyorum. Hayır kulüp kredin direkt almış. İki tane direkt evi long house yapmayı tercih etmiş. İki long Ya house'dan. şeyden dolayı kule upgrade almıyor olabilir. 4.45'te geçti Zeus. Normalde bu map'te 4.30 Athena diye geçiyor taktiğin adı. Birazcık geç geçmiş normalde. Yok bu map'te kesinlikle Bir de kulüp ben kredin alacak. Çünkü 5.30'un her bir ben mantığı şeyi yok çünkü. beklerdim. Şu öndeki kulelere wall chip yapmasını beklerdim açıkçası ama Ben yapmadı. bu 5 olduğunu Cesar. görünce alacağını tahmin ettim. Alacağını tahmin ettim dolayı ben de Volchip beklerdim ama gerek duymadı. Bedavadan bıraktı anlamadım. Herhalde asker üstünlüğünü alacak diye mi öyle tahmin etti anlamadım. İlginç. Bu arada niye Hunt Valkyrie'in toplamıp da geri gidiyor ben onu da anlayamadım. şu adam daha gelmeden dur. Bence Valkyrie çok Bolt geç. yedi. Evet, Valkyrie klasik Bolt yedi. Bu arada 3. Long Cast'a giriyor. Bence 3. Long Cast'a gerek yoktu. Bak Ama şurada bak muhtemelen bir şey dur söyleyeyim. bakalım. Şurada abi 3. long cast'ini tamamen şu upgrade'den yapsa Athena yemesi imkansızlaşacak. Çünkü bir sürü hantı var. Yahu. Hant topluyor, altını var. Hiçbir şekilde blok yemiyor. Elinde sonunda orada öne geçecek. Yani bence bu Bu arada üçüncüsü giriş. dakika 6 oldu. Daha Zeus'tan hiçbir şey yok. Evet zaten oyun başı bir şey yapamıyor şeyden dolayı. Hani Hersilerden dolayı gelemiyor. Tilbuin. Erken Hersi bastığı için. Ben şey bilemiyorum. Thor oyuncuları genelde ilk baskıyı verdikleri zaman Zeus oyuncusu kapanmak durumunda kalıyor. Çünkü mesela atlarla mesela direkt etine gidiyor. Şurada. Evet. Bu tepedeki mesela Artık Reed bu olay olay. Zeus'un buraya gelmesini çok engelleyecek. İlk başlangıçta kendi hantını savunmak zorunda Zeus. Şu an savunmadı. Mesela şu an Reed yiyecek. Şu an Thor'un ya evet. Canı az olan işçi buldu. Şu Aa an bir dakika onları ya. raidliyor. O adam niye attı basmış? Aynen. Hippikon çok değişik. Aynen. Bu arada Zeus Bayağı burada bayağı kötü kötüymüş. oynamış. Şurada şu işçilerle. Ay, iki kişisi öldü bile. İki atlıya sadece. Hippikon'u şeyden dolayı bastırıyor. Toxis basacağını tahmin edip direkt. Ondan dolayı hani bir tane de bir dakika durdurmak istiyorum ben. 1-1-1 mi yapmış? Ben, çok yanlış. Evet, bir Bence bir yaptı. bir Mısır barak Efendisi falan mı girer ya? bir Güzel barak olur. iki Archer Range bir Stable belki. O da belki diyorum ben. Devam ediyorum ben. Let's Bir de kulüp upgrade olduğu için go. Hippikon belki Ama diyeceğim de. Valkyrie yapmadığı için orası kolayca Yani aynen yıkılabilecek. çok Gerçekten bedava ordu yıkar. üstünlüğü şeyde. Thor'da. Ha Yok, Thor'un Restoration Minotaur var. falan nerede? Ne oluyor oyunda? Zeus'u Minotaur'u. Evet. Hero'lar falan da yok etrafta. Ben şu an map'i açacağım ya. Bakacağım Zeus nerede. Ben de açtım. Zeus'un Millet buraya bak aynen. Acaba bu patch 0 diye bilmediğiniz bir şey mi var? Ama Valkyrie geldi, Minotaur yok. Bakalım.
Biz ya biz körüz ya Minotur deletlendi falan öyle bir şeyler oldu ya. Allah Garip. Allah. Aynen, ben de anlamadım. O Minotaur normalde olması Odysseus lazım. falan da basılmamış. Odysseus falan da basılmamış. Jason basıldı. Ha, Jason burada, tamam. Buldum Jason'ı. Evet, Minotaur'un olmaması ilginç. İntihar etmiş galiba. Şey olmuş. Evet, şimdi Zeus ordusu topluyor. İşte Zeus'a karşı savaşmıyor Thor. Neden? Çünkü Restoration'ı var. Her savaşı kaybedeceğini biliyor Thor. Yapabileceği en iyi şey raid atmak kesinlikle. Sadece raid etkilerini engellemiş. Odysseus bu arada basıldı. Minotur nereye gitti hala merak ediyorum şu an. Ben de şu an merak ediyorum Minotaur'un olduğunu. Ya, Hersilerle kesti diyeceğim. Evet, Hersilerle kesici olma ihtimali yüksek. Çünkü Hersil yok bizimkinin. Ya buradaymış ya. Yolda yakalanmış olabilir, evet. Evet, 3 Ondan önce tane. görmedik. Bilmedik. Ben de anlamadım. İlginç. Direkt atlı. Upgrade'si atlı olduğu için direkt işlerle savaştırabiliyoruz diyoruz. Upgrade'si çok Evet. güçsüz bu arada. Formatları. Bu arada 16 bence birazcık fazla. Norse'da mı? Zeus. Evet. Ya, Zeus'u boş ver. Şu an Zeus'tan rakibimiz yok. Şu an Thor'u izliyoruz. Gerçi Hippicon basıyor orada da. Hippicon niye basıyor onu da anlamadım şahsen ya. Ben de Çok güzel. anlamadım. Şeyden dolayı olabilir, dedim işte Toxicity basacak diye, Ya Toxicity tanklamak tutmak için için. basıyordur muhtemelen de. Hani X-Men'leri falan tanklaması için de. Aynen. X-Men'ler zaten Pierce vurmuyor. Hex Hayır, damage şeyden vuruyor. dolayı diyorum. Hippicon canları 150 fazla can, diye. 150 can çok fazla bir can. 150, aşırı fazla. Yani her Evet. türlü Zaten tanklıyor. gereksiz buluyorum şu anda. Ne oldu? Şu an gereksiz buluyorum ya ama. Ya bence de direkt hoplayt şey daha mantıklıydı. Yani ezbere gitmiş biraz burada şey elma. Ezbere gidip hani Tox bu şeyi basacak. Zaten galiba o Gold'u da görmüş. Biraz daha defansif oynamaya çalışıyor. Yani direkt Athena değil de. Bu çok raid yemiş. Çok güzel raid atmış. Bu arada Count. şeyin altına az değil mi? Torun. Şey basıyor. Normal ışı Karanlığa. basıyor ama. Normal ışı bastığı için az değil. Dwarf bassaydı. Dwarf bassaydı az gelirdi. En az 15 falan olması lazım Dwarf bassa. Fakat şu an çok fazla et olduğu için et basıyor. Normal Gather basıyor. Bence yanlış. Bence Dwarf bassa daha iyi. Zaten safe gold mine'i var. Ne gerek vardı? Ya şu Gold'u an safe'lemeye. şeye de değinelim. Şu an mesela Zeus'un puanını daha önde gösteriyor ama Zeus bu kıvama geldiyse, yani base'inden çıkamayan kıvama geldiyse her yerden raid'e muhtemelen onu kaybediyorduk. Hele Thor'a karşı yani. Aynen. Aa, bu arada sağ tarafta gizli bir hant alma varmış. Ben bunu yeni gördüm. Oyunu kaybetme sebebi şu hant olabilir arkadaşlar. Kesinlikle. Yani Zeus Ya ama kaybediyorsa. ordusunu toplasa da bence yenemez ya şu Şu an. an yok, Çünkü şu an çok artık fazla yenemez. Şu an raid'e. artık yenemez. Şu an bitti oyun. Thor'da arkadaşlar dediğim gibi Atlarla oyunun dolup en gelme. başı savaş yapacaksınız ya, yani Restoration'ı harcatmak için. Kesinlikle ortalarda savaş yapmışsınız. Full raid atıyorsunuz. Bakın bak mesela ya, burada hantı şey yapıyor. Burada atlık fight yapıyor çünkü Restoration'a rağmen yenebilir. Belli bir toksistir. X-Men'iniz olduktan sonra ancak fight girebilirsiniz. Çünkü X-Men olmadı mı hoplite kesemiyorsunuz. Hoplite kesemezseniz de atlılarınızı hoplite'ler kesiyor. Yok Gelir oluyorsunuz. mi? Şu fight'te gelecek. Evet, Restoration gelecek. Ama yine kaybedecek bence. Şu an baitlemeye çalışıyormuş gibi geliyor. Restoration'ı attırıp geri kaçacak gibi geliyor. Bence bu fight direkt girebilirdi. Bence bu fight'e girebilirdi. Yani Thor bence bu fight'ı rahat Restoration'ı alırdı. kaybederdi bence ya. Restoration'ı kaybeder o fight. Ben zannetmiyorum ya. Ama Baraka, bir dakika, asker basmayı durdurmuş Baraka'da. Niye? 115 popo var ama niye durdurmuş ben anlamadım. Saniye, ben diğer şey bakacağım. 100 popo, 110 popo. 115 popo. Bence o fight'ı rahat alırdı. Riske atmamak 23 istemiştir. olsun ne alaka? Bilmiyorum. Thor'da. Bilmiyorum. Bana... Biraz değişik bir şeyler var ya. Ben altın şu anda 13 14 olmasını beklerim şahsen. O Tarlaya bence en az geçirmeye çalıştı 15. da. Aa evet, tarlaya başladı. Bence Evet, tarla... bu fight kötü bir fight. Çünkü Atlısı atlıları yok. yok. Thor'un. Evet. Evet. Restoration var. Eğer burada Thor oyunu satarsa, intihar ederse kaybedecek oyunu. Evet, şu an İnternet bayağı start. kötü durumda. Aa, Valkyrie bir tane daha Yukarıda vermiş. bir... Bir Valkyrie daha geliyor. Bu Valkyrie savaşı kazandırabilir şu an. Şu an Odysseus Odysseus keserse. ona vuruyor olması lazım şu anda. Şu an intihar ediyor bu arada. Aşırı intihar ediyoruz. Evet, Zeus satıyor şu anda. Şu an ikisi de intihar etti. Demin Thor intihar etti, şimdi Zeus intihar ediyor. İkinci Valkyrie de geldi.
Şu an Zeus TC'ye mi vuruyor, ne yapıyor abi? Restoration falan dağıtıyor. Bilmiyorum. Şu an net, şu an çok kötü. Şu an Zeus'un yaptığı çok kötü. İntihar etmez abi. Şu an şey soruyor. Walker'ı da basmış yani, bir ölmüş. Walker'lar da intihar ediyor. Walker'lar da intihar ediyor. Maçlar ne oluyor ya? Maç nasıl expert maçı? Yukarıda bu arada ben söyleyemedim o demin. Yukarıda bayağıdır askeri öldürüyor bu arada. Yukarıda orada çok fazla iş öldürdü. Ondan dolayı Thor intihar edebilir. Şey oluyor. Valkyrie var orada. Habire böyle tekli hoplat geliyor. Toksiz falan geliyor. Onları öldürdü. Orada yok, bayağı oduncu falan da öldürdü. Bayağı orada çok kan döküldü de. Bundan dolayı işte Thor orada savaşıyor olabilir. Zaten yukarıda ekonomisine zarar veriyor. Altta zaten ordusu da ölüyor. Hem ekonomi hem ordusu ölüyor. Otomatik önüne geçiyor. Thor burada güzel oynamış. O, Zeus'un o konsantre vurması falan çok amatör. Bu arada orada restoration kullanmadı değil mi? Evet. Net bir şekilde evet. Çok kötü. Evet. Orada restoration kesinlikle kullanması lazım. O ordusu tamamen öldü. Ben burada oyunu hızlandıracağım. Çünkü daha artık Thor'un raid atmasına pek fazla gerek kalmadı. Direkt çağ basıp gidebilir. Farm'a da geçti. Ufaktan oyunu hızlandırıyorum. Onun gereğinden fazla ya. Aynen. Miskeyik yapmış bence. Burada oturdu. Altına bu arada çok az veriyor ya. Normalde Thor oyuncuları dwarf ağızlı gidiyor ama bu adam bir kaç tane işçi basın, normal işçi. Evet, şu an 3 tane Valkyrie var. Farm'a geçtiği için şu an Thor rahatladı biraz daha. Atan emisi vesaire imkansız. Şey, bu arada ekonomi upgrade'leri ben anladım, odun hariye fazla verdi şu an. Çünkü relik bulmuş. Farmları hızlandıran. Full farm geçecek. Ha, Black Lotus'u bulmuş aynen. Ha, şu an full farm geçecek. Ondan dolayı yani yakında bütün odunla farm'a geçecektir. Odun şey şöyle bir... Bu arada. Reliklere mi? Bu kadar Valkyrie basmasının sebebi de Zeus'un aşağıdaki hunt'ı bulmayıp free hunt aldırması sonra. Şöyle bir şey de var. Bir de Valkyrie'leri kesemiyor Zeus. Hero'ları zaten az olduğu için. 2 hero'su var sadece ikinci çağda. Şeye karşı, Norse'a karşı da zaten asker basmazsa yok olur zaten direkt. Yani 3'e geçse direkt yok oluyor. Mecburen asker basıyor çağ basmadan. Şu kadar askerle baskı yapmaya çalışması çok dramatik değil mi? İlginç. Yukarıda çok güzel bir diyor. Bu arada bence o Valkyrie'lerle savaşsa alırdı o fight'ı ya. Valkyrie kesecek asker. Valkyrie'ler öldürme ya. Ya elbet keserler. Buradaki tüm askerleri öldürür ama 3 Valkyrie de gider yani. Gerek yok bence. Thor Santra almış. 3'e geçiyor mu? 3'e geçiyor. Yani 3'e de basmış. Ya bu oyun artık. Bitti. Bu oyun bu arada zaten Zeus'a karşı Thor'un Brage alması demek. Yani direkt bildiğim ben öne geçtim. Yok edeceğim direkt demek yani. Böyle bir şey yok yani. Çünkü Frost geçmezseniz Zeus'a karşı rakip sizden şey oluyor. Askeri fazla olduğu için yok ediyor bende Restoration'da ama rakip burada Restoration'ı kaçırmış, öyle bir hata yapmış. Thor'un da şu Gold Mine'dan dolayı, eğer böyle sizin de Gold Mine'ınız olursa zaten kapanıp Athena Brag'i geçebilirsiniz. Frost'a gerek yok. Hammadde zaten her türlü oluyorsunuz. Ya, bu Gold Mine zaten Mithy'ye kadar bile geçir yani. Tabii tabii kesinlikle. Diğer Gold Mine'lar da yakında yani. Buraya bir mesela sağda önde var ya bir tane. Oraya bir Hillport koydum mu arkadaki otomatikten... Tepeye baksana ya. Tepedeki bak Valkyrie'nin savaşına bak. Bak 3 Valkyrie yok ediyor abi. Şu an onun yapması gereken şey o saldırdığı Toxicer'e saldırı Valkyrie'yi bir şey yapıyor abi. Uzaklaştırıyor. Toxicer'i kesiyor. Mikro oluyor değil mi? Mikro oluyor tabii abi. Ki yani. Bu maç birazcık olurmuş. Dedim ya bu şekilde oynuyor zaten Zeus'u karşı. Bu maçta Zeus Thor iyi oynamış. Ama Thor iyi oynadığı kadar Zeus kötü oynamış. Böyle bir saçma olmuş. Yani atlı basması garip. Minotaur'un nereye gittiğini görmemiz basit garip. Restoration kullanmamak. Restoration kesinlikle hem yani X fight'te kullanması lazım. O yani Tom Set'in dibe girdiğinde direkt kullanacak. Aynen. Ya oraya girmeyeceksin ya da onu kullanacaksın yani. Oraya giriyorsan kullanacaksın onu. Kesinlikle. Evet, hero'ları aynen basınca bu büyük ihtimalle oyun bitecek. Aa, o işler ne? Kavimler göçüm gibi işi. Vuruyor galiba şu an. Bu arada o Odysseus'u niye öldürmüyor? Ben hala anlamadım. O kadar Odysseus varken. Şey, o kadar X-Men'i vesaire varken. Basmadan yeniyor bu arada. Bakalım bitmiş. Evet. Buradan çıkabiliyor. Puana bakabilir misin? Ha? Puana bakabilir misin? Puan farkına. Evet. Yani. Kısaca. Yani her şeyi yaptırdı adama. Özetleyelim arkadaşlar maçı.
Yine klasik Thor Bulldozer'u ama fazladan bir tane olduğuna veriyor. Neden? Çünkü kule upgrade'i vesaire almak için bir de fazla barak kurması lazım. Çünkü asker üstünlüğü Zeus'un üstüne geçince direkt kaybediyorsunuz. Athena, hani Athena denilen şey yiyorsunuz. Daha sonra Zeus için ikinci Goldman çok önemli. Thor için ikinci Goldman çok önemli. İkinci Goldman'a dikkat etmeniz lazım. İkinci Goldman'ınız buradaki gibi safe ise Buid olur. Deminki gibi yaparız ama Gold safe değilse Buid olduğunuzu değiştirip işte ilk önce o küçük Goldmine'ı alıp sonradan God Power'ı kullanıyorsunuz. Öyle Gold save'li bir Buid olur var, onu yapıyorsunuz. Bu maçta Hunt'la gizlice Hunt aldı. Bu şanstı. Şansa böyle bir şeyler yapabilirsiniz. İçinde daha iyi olur kazanmanıza. Kesinlikle savaşmıyorsunuz arkadaşlar. En oyunun en başı Restoration kullandıracak şekilde savaşırsınız. Ya da hiç savaşmazsınız. Hep raidlersiniz. Çünkü başka türlü dakika 7'den sonra Zeus'un kaybetme ihtimali yok Restoration'la beraber. Savaşmazsanız sizin için daha iyi olur. Bu maç böyleydi. Bu maç biraz kolay oldu. Dediğim gibi çok güzel Goldmine geldi. Odun da Aynen. çok güzel. Rakip de biraz hatalar yaptı. Ondan dolayı kolay oyun oldu. Ben başka bir şey gelmiyor aklıma. Sen söyleyecek, ekleyeceğim bir şey var mı? Yani senin dediklerine katılıyorum ben de. Her şey Thor'un istediği gibi gitti diyebiliriz. Yani bu özellikle bu Goldmine ve bu sneaky şekilde yani gizli bir şekilde dışarıdaki Hunt'ı alması falan ki base'inde de zaten Hunt vardı. Yani Thor için kazanması çok şey kolay bir map'ti. O da kazandı diyelim. Ama tabii Zeus'un burada bence yanlış seçtiği askerler ve çok geç gelmesi, Restoration'ı kullanmaması gibi çok ağır hataları da vardı. Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer başka tanrı istiyorsanız aşağıdan maple beraber yazarsanız internet üzerinden eski reçeteleri, rekortları arayıp size sunmaya çalışacağız. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu seri sürekli böyle devam edecek. Böyle hani bütün tanrıları sunduktan sonra da güncel yeni oyunları sizlere sunacağız. Böyle yeni hala oynayan expertler, yani profesyonel oyuncular mesela Magic gibi, Fox gibi, onların oyunlarını zaten seri tamamlandıktan sonra onları da sunmaya size başlayacağız. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.